yepyeni evimden ilk videomu çekiyorum. İlk soru cevap videosu oldu aslında bu. Kendime süper bir kahve yaptım. Kupam benimle. Bu kupayı hatırlayanlar lütfen yorumlara yazsınlar. Eski videolarımı izleyenler. Bu sıralar bana en çok sorduğunuz şef okuluna nasıl kabul edildin, İngilizce belgesini nasıl aldın ve nasıl hazırlandın? İşte bu soruların cevabı bu videoda olacak. Notlarımı aldım burada. Hepsini tek tek size açıklayacağım. İlk önce kahvemden güzel bir yudum alıp kendimi şöyle kısaca tanıtmak istiyorum. Çünkü Instagram'da yeni takip eden, buradan yeni takip eden herkes için çok kısa bir özet geçeceğim. İnanılmaz güzel. Size kendinize bir kahve ve çay yapın mutlaka. Yaklaşık 10 yıl havacılık sektöründe çalıştım. Bu son birkaç yılda da kabin amiri olarak çalışmışım ve o dönemde çok yoğun olarak YouTube'da havacılıkla ilgili tecrübelerimi ve bilgilerimi paylaşmıştım. Sonrasında istifa ettikten sonra da Kanada yolculuğumuz zaten başladı. İstifa edip Antalya'ya taşındık. Oradaki vlogları izleyebilirsiniz. Hatta bu sürecin tamamını izleyebilirsiniz. Hayatımda son bir yıl neler gelişti aslında hepsi YouTube'daki kanalda. Şimdi buradayım. Tam bir yıl sonra şef okulunda dün birinci dönemin ilk yarısı bitti. Ve bir hafta boşluğumuz var şu anda. Bir hafta sonra geri döneceğiz. Birinci dönemi tamamlamak için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Çok yoğun bir hafta geçelim, sınav haftası. Hatta videonun sonunda da bu sınav haftası nasıldı ondan da biraz bahsederim. Ama şimdi en başa dönelim ve nasıl başladım onları anlatayım. Antalya'ya taşındıktan sonra bundan birkaç yıl önce Kanada'nın yurtdışı eğitim fuarında tanıştığımız bir danışmanlık firmasıyla tekrardan iletişime geçtik. Bununla ilgili zaten bütün bilgileri de açıklamalar bölümüne bırakacağım hangi danışmanlık firmasıyla çalıştık diye. Tabii ki sizler de kendi tercihinize göre ilerleyebilirsiniz. Biz daha önce bir iletişim kurduğumuz için tercih ettik ve memnun kaldık. İletişime geçtikten sonra zaten hani Kanada'yı istiyorduk. Kanada bizim tercihimizdi, Toronto özellikle. Bölgedeki okulları zaten dediğim gibi birkaç yıl önce de biz bunları araştırmıştık. Bu planımız vardı. George Brown'ın olmasını çok istemiştim. Çünkü George Brown çok güzel ve çok kaliteli bir şef okulu burada. Birçok kampüsü de var ayrıca. Ve başladığımdan beri de gerçekten de çok memnunum. O da ayrı bir konu. İçime geçti danışmanlık firmasına nasıl ilerleyelim diye. Benim hazırda bir IELTS'im yoktu. Zaten IELTS'in süresi 2 yıl bildiğiniz gibi. Danışmanlık firmasıyla iletişime geçince hani okulu da birlikte konuştuk. O da bize birkaç okul daha hatta önerdi bizim de baktığımız daha önce. Ama ben George Brown'u tercih ettim ve özellikle de Bacon & Pastry Art Management okumak çok çok istemiştim. Pastacılık ve pişirme üzerine. Okul şartları hakkında konuştuk. Hangi belgeler gerekli olduğunu size ileteceğim dedi. Zaten bunların hepsini aslında internette siz de görebiliyorsunuz. Okulun sitesine girdiğinizde işte okuldaki birçok bölüme bakabiliyorsunuz. Kabul şartları neler, hepsi tüm ayrıntılarıyla yazıyor. Birkaç belge istedi bizden. Bu istenen belgelerde sıkalık bir fotoğraf gönderdi. Bunun dışında bana bir form yolladı. Danışmanlık firması, yurtdışı eğitim formu. Onu doldurduk. Pasaportumun kopyasını gönderdim. Lise, üniversite ve yüksek lisans belgelerimi, mezuniyet belgelerimi artı İngilizce transkript belgelerini istedi. Liseye kadar bu arada. Üniversitede iktisat okudum. Yüksek lisans olarak da insan kaynakları üzerine yüksek lisansım vardı. Aslında bunların hiçbiri yemekle bağlantılı değil. Ama nerede bağlantılar var ki bunlar çok önemli, aktaracağım. Evet, dediğim gibi okulumdan hem mezuniyet, elimde olan mezuniyet belgelerini gösterdim. Eğer yoksa transkriptlerimi aldım. Bunların İngilizce olması çok çok önemliydi. Onları verdim. Onun dışında ne yazmışım? İngilizce CV. Evet, İngilizce CV çok önemli. Güzel bir İngilizce CV oluşturdum ve aynı zamanda YouTube kanalımın linkini, Instagram hesabımın linkine kadar bıraktım. Çünkü YouTube'da çok eskilere giderseniz ben aslında bu hesabı yani YouTube kanalımı açtığımda sağlıklı beslenme ve işte yaptığım sporları paylaşıyordum. Karantina döneminde hiç unutmuyorum 30 günlük her güne bir video koyup yaptığım, kendi ürettiğim tariflerden paylaşımlarda bulunmuştum. Bunların da tabii ki linklerini bırakmak ve işte yemeğe karşı tutkumu göstermek çok önemli. Çünkü sizden şunu istiyor aslında okul. Hani bunu neden istiyorsun? Hani bu nereden çıktı? Sonuçta buraya gelmek isteyen çok fazla insan var ve sizin bunu bir şekilde kanıtlamanız gerekiyor. Artı benim bazı kişisel sertifikalarım da vardı. Her zaman dediğim gibi tutuğum dönemde de havacılık çok yoğun olsa da ben her zaman kendimi geliştirmek için hep bir şeyler yaptım. Bunların da şu anda aslında ekmeğini yedim diyebilirim. Çok çok faydalı oldu benim için. Yoga eğitimi almıştım. Aynı zamanda uluslararası sertifikam da var şu anda yoga eğitmenliği için. Onun için çok çok mutluyum ayrıca. Aslında ne kadar sertifika varsa
hepsini paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki YouTube'un ve Instagram'ın çok katkısı oldu. Çünkü ben Instagram üzerinden de aslında çok fazla tarif paylaştığım için tarif videoları, içerik ürettiğim için de onların hepsini ekledim. Onun dışında iki çok önemli bir şey daha var. Aynı zamanda ben uçarken son dönemde, son 1-2 yılımda kendi markamı kurmuştum, The Lucky Food. Bunun da Instagram hesabı var hatta. Sağlıklı granolalar yapıyordum kendi evimde. Hepsi Tarım Bakanlığı onaylıydı. Ve bunları hepsi burada, Trendyol gibi sitelerde satıyordum. Evde kendim üretiyordum, kendim paketliyordum. Hepsi olması gerektiği gibiydi. O bana çok şey kattı. Bir kere online satış nasıl yapılır? Paketlerin, ambalajların tasarımları vesaire. Gerçekten yaptığım her şey iyi ki. Çok çok şey öğretti. The Lucky Food da aslında bana katkı sağladı diyebilirim. Çünkü kendi ürettiğim sağlıklı yiyecekleri online platformda sattığım için onu da belgelendirdim. The Lucky Food'un Instagram hesabında gösterdik. İşte benim vergi levham vesaire kanıtlar olsun diye onları da ekledik. Bu şekilde başka hangi evrakları göstermişim? Bu arada bunu izlerken şöyle düşünmeyin. Herkesin hikayesi çok çok farklıdır. Siz hangi özelliklere sahipsiniz? Yani bu zamana kadar aldığınız tüm belgeleri gösterebilirsiniz. Evet, başka ne göstermişim? Sertifikaları söyledik. İngilizce belgesi. İngilizce belgesi için şöyle bir şart vardı ki çok güzel. Saydığım tüm belgeleri toplayıp okula gönderebiliyorsunuz. Kabul için bunlar yeterli. İngilizce belgesini kabul aldıktan sonra size bir süre tanıyor. Diyor ki okula kabul edildin ancak diyelim ki işte 20 gün içerisinde İngilizce belgeni bana gönder. Göndermezsen tabii ki tekrardan geri çevrilir. Okul başvurumuzu yapıp ben o sırada İngilizce akademik eğitim aldım. Gerçekten iyi oldu. Okuldan kabul gelene kadar ben zaten o belgeyi alabilecek pozisyona gelmiştim. Okuldan kabul geldikten sonra da belgeyi istenilen tarihe kadar biz yükledik. Bu da bu şekilde. Başka bir şey atlamış olmayayım. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Her okulun bu şartında istenilen derece çok farklı olabilir. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Diyelim ki benim bölümüm için bilinen belgelerde, İngilizce belgesinde işte IELTS alabilirsin, TOEFL alabilirsin, Duolingo alabilirsin diyor. Bence Duolingo çok güzel bir sınav bu arada. Ondan da bahsedeceğim. Ben Duolingo'yu tercih ettim. Çünkü daha kısa sürede alabileceğimi ve bana daha uygun olduğunu düşündüm. Şöyle ki danışmanlık firmasındaki bizimle ilgilenen kişiler bana bir link attılar ve böyle bir 15 dakikalık Duolingo deneme sınavı vardı. En azından Duolingo'dan gidersek daha iyi olur diye yönlendirdiler. Sınavı çözdüm 15 dakika. Normalde gerçek sınavı 1 saat. Ama 15 dakikada zaten siz sınavın nasıl bir içerikte olduğunu anlıyorsunuz. Dedim ki tamam, ben Duolingo'dan ilerleyeceğim. Hem daha kısa sürede alabilirim. Benim için daha iyi. Kabul şartlarında da zaten diyelim ki siz IELTS'ten 6 aldınız. Denkliğini yazıyor. İşte Duolingo'dan da 105 almanız gerekiyor en az diyor. TOEFL almak istiyorsunuz. Sizinki ya da elinizde olan bir belge var. O şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Evet, Toronto'daki Şeflik Okulu'nun, George Brown'un kabul şartları bunlardı. Dediğim gibi şimdi İngilizce için neler yaptım? Onlardan bahsedeyim. Biraz kahvemi içeyim, o kadar hızlı konuştum ki. Peki İngilizce için nasıl bir yol izledik? Danışmanlık firmasının gene bana önerdiği Toronto'daki ILAC İngilizce eğitim veren bir firma ve online eğitimleri varmış. Bu da tabii ki çok çok avantajlı bence. Şu anda ücretleri nedir açıkçası bilmiyorum ama internetten kontrol etmeniz ya da eğer siz de bir danışmanlık firmasıyla anlaşacaksanız onlar zaten tüm bilgileri size veriyor. Hafta içi her gün 4'er saatten alıyor online dersler ve 3 farklı saat sunmuştu danışmanlık firması ve ben akşamüstü 4 ile 7 olanı tercih etmiştim. Akşamüstü 4'te başlıyor, 7'de bitiyor. Daha iyi olacağını düşünmüştüm. Nasıl bir eğitim aldım? Aslında ILAC'da 3 farklı eğitim çeşidi var. Direkt IELTS'e yönelik de eğitim alabiliyorsunuz. Ben akademik aldım. Çünkü biliyorum ki buraya geldiğimde bu kolej programında hal okuyacağız, essay yazacağız vesaire. Bunları tam olarak öğrenmek istedim. Eğitim alırken de Duolingo'ya çalışıp hem işte online derste öğrendiklerime bakıyordum hem de aynı zamanda YouTube'da çok güzel bir kanal bulmuştum. Duolingo sınavına yönelik, sadece ona yönelik içerik üretiyor ve aynı zamanda da böyle gerçek sınavı bile paylaşıyor. İşte bir saatlik sınavı bile birlikte çözüyorsunuz. İnanılmaz güzel videoları var. Çok çok faydalı olmuştu bana. Onu da bırakırım eğer Duolingo'yu tercih ederseniz. Sınava yönelik tamamen her gün çok düzenliydim. Hatta sınava çalıştığım dönemde hiçbir şekilde hani Instagram'da bile böyle 1-2 ay boyunca bir şey paylaşmadığım falan oldu. Kendimi direkt kapattım ve
hani fokus oldum, odaklı oldum. Çünkü belirli bir sürem var ve o sınavı geçmem gerekiyor. Zaten dediğim gibi Duolingo bence çok daha kısa sürede yapılabilecek bir sınav. Çok daha kolay demiyorum ama sistemini anladığınızda yapabiliyorsunuz. Tabii ki bir de hızlı olma faktörü de var çünkü belirli bir süresi var. Aynı zamanda sınavda da sorular karışık geliyor. Yani işte listening, reading, writing hepsi karışık geldiği için sınavın formatına alışık olmanız gerekiyor. Ben kendime bir program yaptım ve her gün sabah erken kalktım. Mutlaka güzel uzun bir makale okuyordum. Birçok site var. Onların hepsinin linkini ben size bırakacağım makale okumak için. Ama makaleyi nasıl okuyordum? O da gerçekten bir yöntem. Kesinlikle çeviriye bakarak değil ya da anlamadığım bir kelime olduğunda direkt sözlüğe bakarak da değil. Ve okuduğum makaleler de işte iklim değişiklikleri, işte nüfus, dünya nüfusu ile ilgili ya da işte hava kirliliği ile ilgili, ormanların tahrip edilmesi ile ilgili. Her güne farklı bir konu seçiyordum ve böylece neyi sağlıyorsunuz aslında? Kelime dağarcığınızı geliştiriyorsunuz. Eğer her gün aynı konuda okursanız o gelişimi sağlayamazsınız ve sınavda da aynı zamanda farklı farklı konulardan çıkacağı için mutlaka dediğim gibi farklı topiklerden okumanız gerekiyor. O makaleyi çok yavaş bir şekilde, böyle sadece bitirmek için değil, her cümleyi anlamaya çalışarak gittim. Ve aynı zamanda sesli olarak da söylüyordum. Çünkü bu telaffuz için de çok önemli. Başlarda zorlandığınızı hissetseniz de, eğer çünkü şöyle bir şey var, bazı konular zorlayıcı olabiliyor. Ben sağlıkla, beslenmeyle ya da sporla ilgili bir şey okuduğumda çok daha kolay anlıyorum. Çünkü zaten benim ilgi alanım ve çok seviyorum ama şimdi iklim değişikliği ile ilgili bir şey okuduğunuzda daha terimsel kelimeler olduğu için ilk başta zorlanabilirsiniz ama okudukça da zaten ona alışıyorsunuz. Dediğim gibi sesli okuyordum mutlaka ve tahmin etmeye çalışıyordum. O cümlede ne demek istediğini tahmin etmeye çalışıyordum. Direkt sözlüğe bakmak kesinlikle size hiçbir fayda sağlamaz. Okuyup tahmin edin ve gerçekten çok işe yarayacak, görün. İlk başta diyeceksiniz ki ben ne yapıyorum ama zamanla öyle bir gelişim oluyor ki anlatamam. Kesinlikle çok faydalı. Okudum mu bir makale? Diyelim ki bu makale iklim değişikliği ile ilgili olsun. Hemen teste giriyordum ve oradan iklim değişikliği ile ilgili bir video seçip izliyordum. Diyordum ki bugünkü konum benim iklim değişikliği. Hep onlarla ilgili makalelere, videolara bakıyordum, izliyordum. Ne oluyor? Bütün aslında kelimeler kafanızda böyle yerleşiyor. Sonrasında yaptığım şey, çok güzel gene bir uygulama Aylak'ta hocam önermişti. O kadar güzel ki 3 seviyeye ayırmış işte sizi. Başlangıç seviyesiyseniz hiç sorun değil. Girip orada gene bir şeyler yazabiliyorsunuz ki çok önemli. Mesela size bir topik veriyor. Onunla ilgili bir yazı yazıyorsunuz değil mi? Sonunda size feedback veriyor ve işte yanlışlarınızı gösteriyor ve sizi puanlıyor hangi seviyesiniz. Muhteşem bir şey. Her gün bir tane yazmaya çalıştım. Çünkü 4 bölümü de geliştirmeniz gerekiyor. Listening, speaking, writing, reading. Bunların hepsini aynı anda geliştirebilmeniz için de dolayısıyla her gününüzü bölerek hepsi için bir şey yapmanız lazım. Yabancı arkadaşlarımla, sınıfta tanıştığım, aylakta tanıştığım arkadaşlarımla bazen Zoom yapıyorduk. Dersten diyelim ki yarım saat önce buluşalım. Zoom'da biraz praktis yapalım birlikte diyorduk. Birbirimize sorular soruyorduk, praktis yapıyorduk. Aynı zamanda benim şöyle bir avantajım oldu. Benim çok yakın arkadaşım anca olduğu için İzabel. Bu konuda o çok yardımcı oldu. Duolingo'da çıkabilecek soruları bana soruyordu ve ben de onları cevaplıyordum. Birlikte gerçekten günlerce praktis yaptık, yani pratik yaptık. Beni arıyordu, bana sorular soruyordu. Onun sayesinde de tabii ki çok fazla o sınav heyecanını attığımı düşünüyorum. Biriyle konuşabilirsiniz böyle bir imkanınız varsa. Eğer böyle bir imkan yoksa da üzülmeyin çünkü ben bunu yaptım. Konuşamadığımız günlerde de ben kendi kendime kaydı yapıyordum telefonumdan. Çünkü daha sonra dinliyordum nasıl telaffuz etmişim, nerede takılmışım, nasıl anlatmışım. Gerçekten çok çok işe yarıyor. Zaten size bırakacağım bu linkler o kadar faydalı ki eğer bu dediklerimi yaparsanız kesinlikle olur diye düşünüyorum. Ama ilgili de aktarabileceğim aslında şeyler bunlar. Daha fazla sorunuz varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen bunları bırakın. Benim için değerli, ben hepsini not alıyorum ve cevaplıyorum. Önemli olan şey şu bence. Ben hangi ülkede yaşamak istiyorum, hangi bölümü okumak istiyorum, hangi üniversiteye gitmek istiyorum belirlemeniz gerekiyor ve ona göre ilerlemeniz gerekiyor. Onun dışında okuduğum bölümün avantajları, açıkçası ben geldiğimden beri duyumlarından dolayı çok çok memnunum. Hocalarımız, herkes inanılmaz pozitif, güler yüzlü ve
her zaman bize şöyle diyorlar, yani sınav için özellikle işte, kimsenin stres olmasını istemiyoruz çünkü baskı altında olan bir insan kendini geliştiremez ve öğrenemez. O yüzden yapabildiğinin en iyisini yap. Bunu sadece bir hocanızdan duymuyorsunuz, hepsi için geçerli. Ondan dolayı çok çok mutluyum. Belki bu Kanada için daha farklıdır, o yüzden diğer ülkeler bazında yorumlamayacağım. Türkiye'de herhangi bir kurumda da eğitim almadığım için, çünkü bazen Instagram'dan soruyorsunuz Türkiye'deki MSA ile aynı mı? Hiçbir fikrim yok çünkü herhangi bir eğitim almadığım için kıyaslayamam. Sadece size buradaki eğitimin kalitesinin nasıl olduğunu aktarabilirim ki o zaman belki siz kendinizce yorumlarsınız. Normalde siz ne almak istiyorsunuz ve nasıl bir toplumda yaşamak istiyorsunuz bence. Burada öğrenmekten dolayı mutluyum çünkü pozitif bir öğrenme tekniğinin uygulandığını görüyorum. Buradaki fark şu, her hafta her ders için quiz oluyoruz ve o yüzden gerçekten düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor. Derslere girmeden önce quizleri tamamlamanız gerekiyor. Bazı haftalar çok yoğun, özellikle gittikçe böyle yoğunlaşan haftalar yaşadım. Dediğim gibi okulda pozitif bir öğrenme tekniğinin olması sizi böyle daha da rahat hissettiriyor. Öğrenmekten keyif alıyorsunuz, bu söyleyebilirim. Evet, bu kadar sanırım. Şunu da söyleyeyim, biri Instagram'dan da sormuştu. Okul kabulünüz geldikten sonra bize işlemlerinize başlayabiliyorsunuz. Bunu da ekleyeyim. Evet, bu şekilde umarım bu video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Fazla öğrenmek istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Her videodan sonra yorum bırakmanız benim için çok çok önemli. O yüzden yorumları atlamayın, izledikten sonra videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın çünkü orada günlük yaşantımdan birçok paylaşım bulacaksınız. Oradan da benimle özel olarak yazmak istediğiniz bir şey varsa yazıp iletişime geçebilirsiniz. Instagram'dan da mutlaka takip edin. Sizleri seviyorum. Böyle güzel bir coffee talk oldu sanki. Hem de en çok sorduğunuz soruları cevaplamış oldum diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Her zaman yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarda buluşalım diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.